İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerinin yerli parlamentosu. İnsan hakları sorunlarıyla İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Naşif, İnsan Hakları Konseyi'nde. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün briefingi. Batı Ermenistan'ın geleneksel kıyafetleri, Karin-Erzurum ve Van'ın kültürel mirası. Lernik Hovhannisyan, Artsakh'ta korunması gereken anıtların bir listesini sunduk, ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi. İşgal altındaki Türkiye'de, Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik uygulanan soykırım tabiri kullanıldığı için Açık Radyo kapatıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İlk oturumda da belirtildiği gibi İnsan Hakları Konseyi'ne katılmak isteyen yerli halkların kurum şekli söz konusu yerli halkın kültürüne ve işlevlerine bağlıdır. Konsey, kongre, parlamento, meclis, hükümet önemli olan halkın önceden özgür ve bilgilendirilmiş rızasına dayanan özel bir yasama ve veya yürütme ve veya siyasi organın varlığının dikkate alınmasıdır. Deklarasyon madde 5 ve 6. Yerli halkların resmi ve yasal temsilcisi varlığını beyan etmeli eğer henüz yapmamışsa. İlgili yasama temsil organı aracılığıyla hareket etmeli ve uzman bir mekanizma aracılığıyla hukuki tarihsel belgelerin bir koleksiyonunu içeren bir anayasa veya yerli halkların hakları beyanı, İnsan Hakları Konseyi'ne ana veya anayasal belgesini sunmalıdır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer Sayın Başkan Yardımcısı, yerli halkların temsilcilerinin yerli halkların İnsan Hakları Konseyi çalışmalarına katılımını teşvik etmeyi amaçlayan ikinci toplantıya katılmaktan mutluluk duyuyorum. 10 yıl önce Dünya Yerli Halklar Konferansı'nda dünya liderleri Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'ne olan bağlılıklarını yeniden doğruladılar. Bu tarihi olay, yerli halkların haklarına ilişkin uzmanlar mekanizmasının görev alanının genişletilmesi de dahil olmak üzere önemli sonuçlara yol açtı. Üye devletlerin kendilerini ilgilendiren konu ve kararlara etkin katılımları için fırsat ve araçları değerlendirmeye kararlı olmaları, yerli halkların Birleşmiş Milletler sistemine ve faaliyetlerine katılımının güçlendirilmesinin temeli haline geldi. Birkaç hafta önce ilk kez 7 sosyokültürel bölgenin tamamından yerli temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının bir parçası olarak değil, sadece kendi halklarının temsilcileri olarak İnsan Hakları Konseyi'ne hitap etti. Yerli halkların hakları uzmanlar mekanizması ve yerli halkların hakları özel raportörü ile yaptıkları interaktif diyaloglarda yapıcı önerilerini paylaşarak ülkelerindeki duruma dikkat çektiler. Yerli halkların haklarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi acil bir konu haline geldi. Yerli halklar, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybından oluşan üçlü gezegen krizinden orantısız bir şekilde etkileniyor ve zamanla test edilmiş bilgi ve yaklaşımlarıyla çözümlerin mevcut olduğunu kanıtlamaya devam ediyorlar. Ulusal ve yerel düzeyde topluluk, ormanı ve balıkçılık yönetim sistemleri gibi geleneksel uygulamalar ve geleneksel teknolojilerin restorasyonu, iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Küresel düzeyde yerli halkların Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi süreçlerine aktif katılımı, bu yaklaşımların hem azaltım hem de uyum önlemlerine entegre edilmesini sağlamıştır. Yerli halkların da adalete erişim konusunda yapacakları önemli katkılar var. Yerli adalet sistemleri eğer uluslararası insan hakları hukukuyla uyumluysa yerli haklar için adalete erişimin gerçeğe dönüştürülmesinde kritik bir rol oynayabilir. yerli ve geleneksel adalet sistemleri arasında daha iyi uyum sağlanması, yerli halkların adalete erişimini engelleyen engelleri ortadan kaldırabilir ve uzun vadeli yapısal ayrımcılıklara karşıya kalan diğer grupların önünü açabilir. Yerli halkların karar alma süreçlerine katılımının artırılması, onları doğrudan etkileyen konuların tartışılıp karara bağlanacağı alanların açılmasıyla yapılabilir. Bu konuda yönetim kurulunun liderliğini takdir ediyorum. Birleşmiş Milletler Yerli Haklar Gönüllü Fonu'nun sekreteriyası olarak hizmet veren ofisimiz bu tür çalışmaların ön saflarında yer aldı. Vakıf sayesinde bugün 7 sosyokültürel bölgeden 20 yerli temsilci bulunuyor. Mali kısıtlamalar yerli halkların katılımının önündeki ana engellerden biri olmaya devam ediyor ve vakfın çalışmaları paha biçilemez. Tüm üye devletleri yetkilerini hem siyasi hem de mali açıdan desteklemeye teşvik ediyorum. Sevgili dostlar, ilk ara toplantıdaki tartışmaların da gösterdiği gibi yerli halkların katılımının kimlik ve kendi kaderini tayin hakkına dayalı olmasını sağlamak konusunda ortak sorumluluğumuz var. Ayrıca farklı örgütlenme biçimlerinin yanı sıra cinsiyet ve coğrafi çeşitliliklerini de dikkate alarak yerli halkların İnsan Hakları Konseyi'nde mümkün olan en geniş temsilini teşvik etmeliyiz. Yerli halkların temsilcilerini ilgilendiren bir diğer önemli konu da onlara yönelik tehdit ve zulmün nasıl yürütüldüğüdür. Sivil alanın kısıtlanması, insan hakları sorunlarına dikkat çekmek isteyen veya yalnızca kamusal hayata katılmak isteyen insan hakları savunucularına, gazetecilere ve diğer sivil toplum temsilcilerine yönelik saldırılar, tehditler ve tacizlerle küresel bir olgu haline geldi. Verilerimiz 2023 yılında 11 ülkede en az 42 yerli insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü gösteriyor. Birleşmiş Milletler'de yer alanlar da dahil olmak üzere yerli halkların temsilcilerinin hedef alınması, devletlerin ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının daha fazla ilgilenmesini hak ediyor. Seslerini yükseltenlerin misilleme korkusu olmadan duyulabileceği güvenli ve açık etkileşim alanları sağlamak için birlikte daha fazlasını ve daha iyisini yapmalıyız. Hepinizin ilk ara toplantıdaki mükemmel çalışmaya devam etmeye ve bu formu yerli halkların İnsan Hakları Konseyi çalışmalarına tam, etkili ve anlamlı katılımını güçlendirmek amacıyla deneyim ve fikirlerin paylaşılacağı bir yenilik alanı olarak kullanmaya devam ediyorum. Bu tartışmalar son derece önemlidir ve dünyadaki 476 milyon yerli halkın uzun süredir devam eden ve adil taleplerini de ele almaktadır. Ofisimiz tam destek vermeye hazırdır. Teşekkür ederim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armen Hüysakyan 19 Ekim'de bir basın açıklamasında bulundu. Sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabramyan'ın konuşmalarına değindi. Devlet Başkanı Margosyan, yerli halkların topraklarına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve kimliklerini korumak hakkına sahip olduklarını vurguladı. Sevr Antlaşması'ndan bahsetti ve bunun barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bayan Devlet Başkanı Lidya Margosyan, kendi kaderimizi, tayin hakkımızı onaylayacağımız kendi devletimize sahip olmanın önemine değer verdi. Basın sözcüsü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabramyan'ın Birleşmiş Milletler'de Batı Ermenistan Ermenilerinin parlamentosuna sunum yaptığı konuşmasına değindi. Yerli halklar ve uluslardan bahseden Gabramyan, onların insanlığın temel direği ve eski uygarlıkların taşıyıcıları olduğunu vurguladı. Ulusal Konsey Başkanı konuşmasında ayrıca Türklerin gerçekleştirdiği soykırım Armenosid sonucunda yok edilen ve yerli bir halk olan Batı Ermenistan Ermenilerinin 1920'den beri Batı Ermenistan adına tanınmış bir devlete sahip olduklarını ve bu devletin müttefik ve ilişkili devletler tarafından tanındığını da belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabramyan, yerli halkların ve ulusların parlamentolarının ve hükümetlerinin uluslararası topluma entegre olması, diğer halkların ana vatana bağlanmasına destek olması, insanlıkla bağlarını yeniden keşfetmesi gerektiğini vurguladı. Batı Ermenistan'ın kültürel ve tarihi zenginliği, Osman Hamdi Bey ve Pascal Sebah'ın eserlerinde sunulan bölge halkının geleneksel kıyafetlerine de yansıyor. 19. yüzyılın ressamları Karin-Erzurum ve Van halkları geleneksel kıyafetleriyle resmederek dönemin kendine özgü örf ve adetlerini vurgulamıştır. Karin-Erzurum bölgesi işçileri. Batı Ermenistan'ın kalbinde yer alan Karin-Erzurum işçileri, zorlu arazilere ve zorlu çalışma koşullarına uygun basit ama işlevsel kıyafetler giyiyordu. Vanlı kadınlar. Vanlı Ermeni kadınlar parlak ve lüks kıyafetler giyerlerdi. 1873 yılında oluşturulan bu görüntü sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilerin anısını ve yaşamlarını koruyan önemli bir tarihi belgedir. Artsakh Parlamentosu ve kültür temsilcileri, Agitmis grubu ülkelerinin büyükelçilik temsilcileri ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katıldığı Artsakh Parlamentosu'nun Doğu Ermenistan'daki ofisinde Bakü, Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını yok ediyor tartışması sürüyor. Artsakh Piskoposluğu'nun Piskoposluk Konseyi Başkanı Lernik Hovhannisyan, Azerbaycan'ın yok ettiği ve Artsakh'ta yok edilmekte olan tarihi ve kültürel mirası tanıttı. Piskoposluk Konseyi Başkanı Hovhannisyan şunları ifade etti. Acil koruma altına alınması gereken 151 bin eserin listesini hazırlayarak Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'na sunduk. Bu bakanlık Dışişleri Bakanlığı'na, oradan da UNESCO'nun ilgili komisyonlarına görüşülmesi için göndermeleri gerekirdi. Ancak şu ana kadar bu sürecin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair hiçbir bilgimiz yok. Görünüşe göre devlet idaresinin bu iki dairesi arasındaki ilişki pek iyi değil. Çünkü Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile çalışabiliyoruz. Bunu sunuyoruz, ancak Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor ve orada ne olacağını zaten bilmiyoruz. İstanbul'dan yayın yapan Açık Radyo, Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu RTÜK kararıyla faaliyetine son verildi. Özellikle radyo lisansı 16 Ekim'den itibaren iptal edilmişti. Daha önce RTÜK, bir radyo konuğunun Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosid ifadesi nedeniyle böyle bir karar almıştı. Açık Radyo, RTÜK'ün kararını kınamıştı. Şimdi radyo şirketi faaliyetlerini yeniden başlatmak için her türlü yasal önlemi alacağını duyurdu. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.